Hoş geldin. Çok vaktim yok. Gel. Evin güzelmiş, güle güle otur. Bir şey içer misin? Hayır. Otur da konuşalım hemen. Daha eve gitmedim. Şarjım da bitti. Annem merak etti. Ara burada. Yok. Keşke dışarıda buluşsaydık. Niye buraya çağırdın ki beni? Şimdi Banu gelecek, bir şey olacak. Gelemez. Arkadaşlarıyla yemekti. Düğüne geliyor musun sen? Geliyorum. İşte o. Hadi anlat, ne anlatacaksın? Kuzey benim kardeşim. Onunla geçmişimiz ortak. Acılarımız ortak. Yaralarımız ortak. Sen de onlardan birisin. Kuzey de sana aşıktı. Yani bilmiyorum. Belki benden önce sevdi seni. Ama seni sevdiğimi ilk ben söyledim. Ben sana sorarım, telefon kapatmayın. Ay sakin ol Gülten. Allah'ın başına bir şey gelmedi inşallah. Alo Zeynep. Cemre sizde mi kızım? Hayır Gülten abla, öğleden sonra onu hiç görmedim. Kuzey ile Ali'nin yanında mı acaba? Yok, yani zannetmiyorum. Kuzey evde, Ali de Demet'le buluşmuştur. Ya. Bir şey mi oldu? Da hala eve gelmedi bu kız. Telefonu da kapalı. Meraktan öldüm. Barış'la mı beraber acaba? Yok canım, öyle olsa söylerdi bana. Şirketi de aradım, güvenlik tek başına çıktı dedi. Ben de merak ettim şimdi. Ay bir şey gelmesin başına. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. E nerede o zaman? Ay Zeynep, elim ayağım titriyor valla. Peki bir şey diyeceğim. Bu arkasındaki adamın... O... Korumanın telefonunu falan mı bulsak biz? Belki o bir şey biliyordur ha? Siz kapatın. Ben Kuzey'den hemen öğreniyorum şimdi. Onda mutlaka vardır. Ay ara ne olur Zeynep. Tamam. Hemen arıyorum. Efendim Zeynep? Yani Kuzey, Cemre hala eve gitmemiş. Nasıl gitmemiş ya? Beni de Gülten abla aradı. Panik halde. Telefonu kapalı. Eve hala gitmemiş. Sende o adamın numarası var mı? Yani arkasındaki korumanın. Var var. Var, şey yapmayın, merak etmeyin ya. Böyle ters bir şey falan olsa benim haberim olurdu. Yani kesin olurdu. Adamın numarasını verebilir misin? Gülten abla istiyor da. Tamam, ben arar şey yaparım, haber veririm Gülten Hanım'a. Tamam, seni de ararım. Tamam, hadi. Tamam, peki canım. Görüşürüz. Neredesiniz koçum? Abi Etiler'deyiz. Ne işiniz var orada? Vallahi bilmiyorum. Cemre Hanım senin yanından ayrıldıktan sonra bir süre ağlayarak yürüdüm.
Sonra biriyle telefonla konuştu. Sonra da taksiye atlayıp buraya geldi. Neresi orası? Doğru düzgün anlat bakayım şurayı sen. Güney'in evi. Efendim abi? Yok bir şey. Gözünü dört aç. Duydun mu beni? Hadi. Gülten Hanım, ben aradım şimdi adamı. Öyle şey yok yani, bir sıkıntı falan yok. Cemre şey yapmış, bir arkadaşıyla buluşmuş, öyle bir kafede oturuyormuş şu anda. Bana niye haber vermiyor o zaman? Vallahi bilmiyorum. Herhalde şarjı bitti yani. Ama içiniz rahat olsun, öyle bir şey yap. Biz hiçbir sıkıntı yok yani. Yapılır mı kızım bu ya? İyice sorumsuz oldu bu ha. Ödüm patladı vallahi, bu Ferhat falan bir şey yaptı sandım. Yok. Hiç öyle bir sıkıntı yok. Siz merak etmeyin yani. Her şey kontrol altında. Gelir birazdan. Peki sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Daha sen yeni gelmedin mi? Ne işin var Ali'de? Otur oğlum oturduğun yerde. Sana söylüyorum. Ya bak. Bak bir huzur ver. Bir huzur ver, gözünü seveyim. Ben sana bir vereceğim huzuru. Göreceksin sen o zaman huzur neymiş. İş olacak. O gün sana bir şey almıştı sanırım. Hediyeydi galiba. O fotoğrafçının kırılan makinesinin parasını verememiş. O makinenin parasıyla sana hediye almış çünkü. Hani bahçeye gelmişti ya o gün, hatırlıyor musun? Bizi öpüşürken görmüştü. Sevgili olduğumuzu o gün öğrenmişti. Şok olmuştu. Gördüğü manzaranın öfkesiyle eve gitmiş. Kuzey o haldeyken babam fotoğraf makinesinin parasını sormuş. Olay çıkmış, kavga etmişler. Kuzey de evde duramamış, içmeye gitmiş. Sus, tamam anlatma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.